arkadaşlar, bu videomuzda 3. sınıf bölme işlemini işleyeceğiz. 24 avucu 4 tavşana eşit olarak paylaşalım. Arkadaşlar, paylaşalım dediğimiz zaman bölme işlemi yapmamız gerekiyor. Yani 24 avucu 4'e bölmeliyiz. Her bir tavşanımıza 6 tane havuç düşer arkadaşlar. Bölme işleminin terimleri bölünen, bölen, bölüm ve kalandır. Karpuz örneğimize gösterelim arkadaşlar. Karpuzun tamamı bölünendir. Onu bıçakla böleriz değil mi? Bıçağımız bölendir. Her bir dilimi bölümdür. Ve karpuz kabuğu da kalandır arkadaşlar. Örnek. 42'yi 6'ya bölelim. 42'nin içinde 6 kaç kere vardır arkadaşlar? 7 kere vardır. 7 kere 6 42'dir. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. 4'ten 4 çıktı, 0 kaldı. Arkadaşlar, bölme işlemini yapabilmeniz için çarpım tablosunu bilmeniz gerekiyor. Çarpım tablosunu bilirseniz çok rahat bölme işlemi yaparsınız. Bölme işlemini yaparken işleme en soldaki basamaktan başlarız. Kalan bölenden küçükse işlem bitirilir. 25'i 2'ye bölün. 25 bölü 2. 2'nin içinde 2 kaç kere vardır? 1 kere vardır. 2 kere 1, 2'dir. Çıkartalım. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. 5'i aşağı yazarız arkadaşlar. 5'in içinde 2 kaç kere vardır? 2 kere vardır. 2 kere 2, 4'tür. Çıkartalım. 5'ten 4 çıktı, 1 kaldı arkadaşlar. Kalanımız bölenimizden daha küçük olduğu için bölme işlemimiz burada bitmiştir. 10 ile bölme işlemi yaparken bölünenden 1 sıfır sileriz. Örnekler, 30 bölü 10, ikisinden de birer tane sıfır silersek 3 bölü 1'den 3'tür. 450 bölü 10, ikisinden de birer tane sıfır sildik, 45 bölü 1, 45'tir. 780 bölü 10, ikisinden de birer tane sıfır sildik, 78 bölü 1, 78'dir. Bölme işleminde bölüneni bulmak için bölen ile bölümü çarparız. Sonucu kalan ile toplarız. Önce bölme işlemimizi yapalım arkadaşlar. 49'un içinde 5 kaç kere vardır arkadaşlar? 9 kere vardır. 9 kere 5, 45'tir. Çıkartalım. 9'dan 5 çıktı, 4 kaldı. 4'ten 4 çıktı, 0 kaldı. Arkadaşlar, 4'ün içinde 5 olmadığı için bölme işlemimiz burada biter. Şimdi bölüneni bulalım. Bölüneni bulmak için ne yapıyorduk? Bölümle böleni çarpıyorduk. 9 ile 5'i çarptık, 45. Sonucu topluyorduk. 45 artı 4, 49. Bölünenimizi bulmuş olduk arkadaşlar. Test zamanı. Birinci sorumuz. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? A şıkkı. 63 bölü 9, 7'dir. Evet arkadaşlar, 63'ü 9'a böldüğümüz zaman 7'dir. B şıkkı. 72 bölü 9, 8'dir. Bu da doğrudur arkadaşlar. C şıkkı 56 bölü 8, 9 demiş. Bu yanlıştır arkadaşlar. 56 bölü 8, 7'dir. İkinci sorumuz. Bir bölme işleminde bölen 6, bölüm 8 ve kalan 5'tir. Buna göre bölünen sayı kaçtır? Arkadaşlar, bölünen sayımızı bulabilmek için ne yapıyorduk? Bölenle bölümü çarpıyorduk. Çıkan sonuçla kalanı topluyorduk. Çarpalım. 6 ile 8'i çarptık. 48. Kalanımız neydi? 5'ti. 48 artı 5. Bölünen sayımız 53'müş. Üçüncü sorumuz. 36 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta öğrenciler sıralara üçer üçer oturuyor. Buna göre bu sınıftaki sıra sayısı kaçtır? Arkadaşlar, sıra sayısını bulabilmemiz için 36'yı 3'e bölmemiz gerekiyor. 3'ün içinde 3, 1 kere vardır. 1 kere 3, 3'tür. Çıkartalım. 3'ten 3 çıktı, 0 kaldı. 6'yı aşağı indirelim. 6'nın içinde 3 kaç kere vardır? 2 kere vardır. 2 kere 3, 6'dır. Çıkartalım. 0. Sınıftaki sıra sayısı 12'dir arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. 84 boncuk 6 arkadaş arasında eşit sayıda paylaştırılırsa her birine kaç boncuk düşer?
Arkadaşlar paylaştırmak neydi? Bölmekti. 84'ü 6'ya bölersek kaç boncuk düştüğünü buluruz. 8'in içinde 6 bir kere vardır. 6 kere 1 6'dır. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. 2'nin içinde 6 yoktur. 4'ü aşağı indirelim. 24'ün içinde 6 4 kere vardır. 4 kere 6 24'tür. Çıkartalım. 4'ten 4 çıktı. 0 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. 14 boncuk düşermiş arkadaşlar. 5. sorumuz. Murat bir kitabı her gün 12 sayfa okuyarak 4 günde bitiriyor. Bilge aynı kitabı her gün kaç sayfa okursa 3 günde bitirir. Arkadaşlar bu soruda önce ne yapmamız gerekiyor? Kitap sayfa sayısını bulmamız gerekiyor. 12 ile 4'ü çarparsak kitabın sayfa sayısını buluruz. Çarpalım. 48'dir arkadaşlar. Sorumuzda ne diyorduk? Bilge aynı kitabı her gün kaç sayfa okursa 3 günde bitirir. O zaman sayfa sayısını 3'e bölersek kaç sayfa okuması gerektiğini buluruz. 4'ün içinde 3 bir kere vardır. 1 kere 3 3'tür. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. 1'in içinde 3 yoktur. 8'i aşağı indirelim arkadaşlar. 18'in içinde 3 6 kere vardır. 6 kere 3 18'dir. Çıkartalım. 8'den 8 çıktı. 0 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. Cevabımız 16'dır. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.